Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Gaming Enter'e ve Asus Türkiye sponsorluğunda bir oyuncu sistemine bakacağız. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar her şeyden önce Gaming Enter'de bir 20 Haziran tarihleri arasında bir karne indirimi olduğunu söyleyivereyim. Birçok hazır sistem, laptop, ekipman falan filan gibi pek çok şeyde ciddi indirimler var. Eğer bu indirimlerden faydalanmak isterseniz açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan kampanyanın ilgili sayfasına gidebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ben anlatırken sistemi merak ediyorsanız açıklama kısmında sistemin de linkini bıraktım. Oraya tıklayarak sistemin de özelliklerine ve fiyatına bakabilirsiniz. Biz gelin ekran kartımızla başlayalım arkadaşlar. Ekran kartımız Asus Dual 3060 Ti OC modeli. Bu ekran kartı 8 GB GDDR6X ve 256 bitlik bir veriye sahip. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu şu anlama geliyor. Hem 8 GB'lık RAM hem de 256 bitlik veriler bize şunun sinyalini veriyor. Bu ekran kartı zaten rüştünü ispat etmiş bir ekran kartı. Pek çok sistemde kullanıldı. Yani neredeyse bütün dünyanın da bildiği bir ekran kartı. Fakat bunun haricinde verisel olarak da hem iş hem de oyun anlamında bizi üzmeyecek, tatminkar sonuçları çıkarabilecek bir ekran kartı demek oluyor. Tabi adından da anlayabileceğiniz gibi hem RTX ışın izleme özelliğini destekliyor hem de Nvidia'nın DLSS özelliğini destekliyor. RTX'i biliyoruz zaten. Yıllardır hayatımızda. Bunu detaylandırmaya çok gerek yok. Fakat DLSS kısmı yani görece yeni bir şey olduğu için ondan bahsedeyim size. Yeni nesil RTX ekran kartlarında tensör çekirdekleri var arkadaşlar. Bu tensör çekirdekleri yapay zeka ile organize bir şekilde çalışıyorlar ve sizin oyununuzu atıyorum 4K oynarken daha yüksek FPS almanızı sağlayacak doldurmaları yapıyorlar. Yani ne demek biraz karışık gibi anlattım da yani siz oyunu 4K oynarken ekran kartı oyunu 1080p işliyor aslında. Kalan boşlukları DLSS teknolojisi yapay zeka ile dolduruyor. Bu sayede siz daha yüksek çözünürlükle oyun oynarken aynı zamanda FPS'ten de kayıp yaşamıyorsunuz. FPS'iniz yüksek kalmaya devam ediyor. Yani son yılların çıkmış en iyi özelliklerinden bir tanesi bu DLSS. Şimdi gelin isterseniz işlemcimize geçelim. İşlemcimiz Intel'in Core i3-12100F Box modeli. Bu i3 meselesine genelde takılınabiliyor fakat yeni nesil i3 işlemciler o eskinin i3 algısını tamamen yıktılar. Onu size söyleyeyim. Şimdi işlemcimiz okey. Ekran kartımız da okey. Şöyle bir kombinasyon söz konusu. Bu sistemde bu işlemci ve bu ekran kartı bir araya gelirse arkadaşlar hem öğrencisindir hem iş hayatındasındır. Böyle iş hayatında ama birazcık daha bilgisayarlı, tasarımlı, masarımlı bir iş hayatıdır. Hem de oyun oynamayı seviyorsundur. Vallahi arkadaşlar hani işte böyle çok über, fantastik işleri çok rahat yapabilirsiniz demiyorum. Fakat piyasanın ihtiyacı olan pek çok işi bu sistemle çıkarabilirsiniz diyorum. Bu ekran kartı ve bu işlemci sayesinde. Artı gayet rahat bir şekilde yayın da yapabilirsiniz. Gelin biz artık anakartımıza geçelim. Anakartımız Asus Prime H600M K modeli. Bu anakartın en önemli özelliği Intel'in LGA1700 teknolojisini desteklemesi. Bunun haricinde işte DDR4 3200 MHz'e kadar RAM takabiliyorsunuz. Kendisinde M.2 slotu var. Artık zaten M.2 slotu artık girdi hayatımıza tamamen. İyi oldu. Bu anakartla ilgili bir durum daha var arkadaşlar. Asus'un 5X koruma 3 adını vermiş olduğu bir teknolojisi var. Bu teknoloji sayesinde anakartınız hem aşırı gerilmelerden hem de aşırı ısıdan korunuyor arkadaşlar. Buradan direkt RAM'lerimizi atlıyorum. RAM'lerimiz arkadaşlar Adata'nın 2x8 GB şeklinde konumlandırılmış durumda. RAM'lerin frekans değeri ise 3200 MHz. M.2 SSD kısmında ise yine Adata'nın 500 GB'lık bir M.2 SSD'si tercih edilmiş. 500 GB giriş seviyesi için yeterli arkadaşlar. Fakat gelecekte bunu yükseltmeniz gerekebilir. Ama şimdi bu tarz videolardaki derdimiz fiyatı ve performansı optimize bir şekilde tutmak olduğu için 500 GB başlangıç için yeterli. Fakat oyunların güncel verileri yani güncel boyutları hesaba katıldığında ileride bir tane yedek SSD takmanız gerekebilir. Girişte yetmez mi? Duble duble yeter. Bir de rekabetçi oyunlar oynuyorsanız zaten hayli hayli yeter. Tabii M.2 olmasının ciddi avantajları var burada. 500 GB olmasına rağmen hem oyun yükleme ekranlarından hem de bilgisayar açılış hızında gözle görülür farklılıklar var. Ya bu M.2 çok iyi oldu yani. Son olarak gelin artık kasamıza geçelim. Bu sistemde Venton'un VG15FE adlı kasası kullanılmış. Bu kasa arkadaşlar hem ön panelde bulunan hava boşlukları hem de işte sağında solunda bulunan fanlar sayesinde havadar bir çalışma ortamı sağlıyor sisteminize. Bir de hani burası biraz göreceli de görüntü olarak fena değil. Güç kaynağı tarafında ise FSP'nin 550 wattlık 80 plus sertifikasına sahip bir adet güç kaynağı kullanılmış. Şimdi gelin biz özelliklerimizi saydık bir oyun testimize bakalım bu sistemimiz oyun testinde nasıl sonuçlar vermiş.
Evet, oyun testimiz sona erdi. Biliyorsunuz çok böyle rakamsal şeyler üstüne çok fazla yorum yapmıyorum arkadaşlar. Biz oyunları oynarken herhangi bir takılma, kasılma vesaire vesaireyle karşılaşmadık. Zaten sistemimizin parçaları da gayet güvenilir parçalar. Siz de eğer bu sistemi satın almak ve Gaming GenTR'nin karne indirimi kampanyasından yararlanmak isterseniz açıklama kısmına linkleri bıraktım. Oraya tıklayarak bu bilgilere erişebilirsiniz. Böylece videom sona erdi. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.